Şimdi size iki tane örnek vereceğim. Bana bunu Nihat Özdemir anlatacak, ben de onu Türkiye'ye anlatacağım. Veya Zekeriya Alp denen şahıs bana anlatacak, ben de Türkiye'ye anlatacağım. Onlar bana bir ikna edemedikleri sürece Türkiye'de müthiş tezgah, müthiş entrika var. Bu entrika içinde şimdi size canlı bir örnek vereceğim. Kardeşim dün gece Fenerbahçe kötü oynadı, okey. Hiçbir lafım yok. Aksini söyleyen var mı? Fenerbahçe müthiş oynadı da bile. Aynen yok, ama şu var. Fenerbahçe'nin yediği ilk golde o kadar basit VAR sisteminin alfabesine ihanet edildi ki bu tesadüf olamaz. Şimdi bir pilot uçağı indirirken ilk yapması gereken ne? Tekerleği açacaksın kardeşim, tekerleği. Açmaz. Tekerleği açmazsan zaten sistem ciyak ciyak bağırır. Uçak inmez. Tekerleği açmazsan bilgisayar açar tekerleği. Şimdi bakın. Dün akşam baktık. Tam ekran versenize bir önce. Yani bu yazı zaten saçma. VAR oynama mı var? Ne? Yok şey var. Başka biçim bir dakika arkadaşlar. Oynama bu çok garip bir pozisyon değil. Şimdi bir şey söylüyorum. Yazı dün bile çirkin. Artık VAR hakemlerin ismiyle de uğraşmayacağım. Çünkü onlar benim için artık sinek ikili. Bravo. Sinek ikili derken Ali gitmiş, tufan gelmiş, volkan beni ilgilendiremiyor. Tehlike daha büyük. Sistem, komplo, entrika daha büyük. Şimdi ben bunu diyor, Ahmet ispat ediyor. İşte ispat ediyorum. Ya da beni gelin ikna edin bunların masum hakem hatası olduğuna. Şimdi bakın iki tane uçak şey oluyor. İsim vermeyeceğim şirketin. Biri Trabzon'da, biri Sabiha Gökçen'de, dün de biri Amsterdam'da. Evet. Şimdi bu tesadüf olamaz. Burada bir eksiklik var. Bir şey var. Teknik bakımda var, pilotajda var, pilot eğitiminde var, uykusuzluk. Bilmem ben o işleri, pilot değilim. Dün Ankara Gücü maçı. Bu çocuk 38 yaşında Sedat. Çocuk orta sahada alıyor, eliyle kontrol ediyor, uzun top atıyor, uzun topa kaleci hatalı çıkıyor. Jailson yetişemiyor, ıskalıyorlar, gidiyor, gol oluyor. Offside var mı yok mu? Varın siz, alfabede şunu vardır. Pilottan giriyorum tekrar. Uçak aşağı iniyor. Pisti gördük mü? Gördük. He. Tekerlekler açık mı? Açık. Anonsu da yap, herkes bağlansın, inişe geçiyoruz de. Seni pırırırırt diye piste insin. Pistten de şeyden de kuleden de iniş izni almayın. Aynen. Şimdi burada da gol mü oldu? Güzel. Önce neye bakacaksın? O ufaklık elinle mi attı? Ufaklık o yeni bir Gürcü oyuncu aldı ya. Çok evet, iyi bir oyuncu. Evet. Hayır, elle yok. Evet. Poposu kalçasına çarpıyor bacağına. Orada bir şey yok. Gel geri. Çocuğun çıkışı. Offside mi diyeyim? Offside mi diyeyim? O da değil. Pası veren adamın bir kontrolü var orta sahada. Daha öbür tarafta değil. Ya bunlar Allah. Aşağı yukarı 3 saniyede oluyor. He. Herif elle kontrol etmiş bizim Sedat. Şimdi aynen. Güzel. Bunu yapmıyorsun. Aradan tam 24 saat geçiyor. Bugün iki tane büyük komplo oluyor. İki büyük komplo. Biri normal. Sağdan ortalıyor 45. dakikada. Çok net bir şekilde Beinspor'un kameralarında seyri eliyle kesiyor. Aynen. Ya da eline çarpıp gidiyor. El de şöyle açık. Allem kullem maç devre bitiyor. VAR hakeminden tık yok. Buna mukabil. Malatya'nın kazandığı penaltıdan 50 metre geriye alıyorlar. Kaleci, offside. Yok, kaleci topa vurduğu an adam 20 santim 30 santim offside topu offside. Alıyor dönüyor omuz omuza giriyorlar penaltı. Bunu buluyor. Şimdi tekrar söylüyorum. Bakın Sayın Nihat Özdemir. Zaten ben Zekeriya ve avanelerini saymıyorum da onlar benim için son derece vasıfsız, yetersiz ve oraya layık olmayan insanlar. Derhal bugün görevden alınmaları lazım da. Bana bunu anlatın kardeşim. Dün Fenerbahçe'nin yediği goldeki açık el VAR sisteminin alfabesi bilerek, istenerek mi pas geçildi? Tekrarlanmadı bile. Bir dakika. Beinsport'u tekrarlamadı hocam. Bravo. Bak şimdi Beinsport'un tekrarlamaması beni ilgilendirmez. Vermedi. Hiç tekrarlamadı değil. Vermedi. Vedat Muriç konuşuldu mesela. Dün hiç biz Ertan bana programda gösterdi. Eğer Beinsport da bunu vermiyorsa Beinsport da bu komplonun içindedir diye bir suçlama yapmak bana yakışmaz. Tabii. Ama onlar da iğneyi, çünkü Beinsport'un bir genel müdürü. Aşağıda hangi kadrolar var? Aşağıda hangi kadrolar var bana onu söyleyin. Bakın bu ülke son 8 sene içerisinde isim anmayalım. Bazı terör grupları, yapılanmalar, PYD ile filan çok ağır problemler yaşadı. Fakat şu anda Türkiye'de özellikle asla bunun siyasetle alakası yok. Ali Koç'un en büyük hatası odur. En büyük hatası odur. Yılanlar burada. Sıkıntıyı başkalarına suç attı. Değil.
Bunun siyasetle siyasiyle hani başka bir güç var. Başka bir tezgah var. Bana tezgah olmadığını Nihat Özdemir ispatlamak zorunda. Zekeriya Alp, biz şunu yaptık, bunu yaptık diye zorlu da buluşur, istediğim yerde buluşurum. Ben bu öyle yediremezsin bana. Ulenberk, Ulenberk. Ben Zekeriya Alp'in yaptığı hakemliği kulağıma döküyorum. Bakın Zekeriya Alp'in yaptığı hakemlik. Hayır, işte kulağıma dökerim. Herhalde hocam. Ha, kulağıma dökerim. O da benim futbol bilgim konusunda. Şimdi, o da benim şeyim. Çünkü milli seviyede oyuncu Zekeriya. Saygım var ona o konuda. Ya kardeşim, insanda biraz utanma olur, arlanma olur. Kardeşim Türkiye'yi ikna etmek zorundasınız. Dün Fenerbahçe'nin yediği ilk gol açık el. Fenerbahçe kötü oynayabilir ya. Hocam bugün de Galatasaray'ın verilmeyen aleyhine verilmesi gereken penaltı verilmiyor. Çok kısa bak, söyleyeceğim. Bunlar hocam tesadüf olabilir. Tesadüf olmaz. İntrika var, komplo var. Hocam. George Soros diye birini tanır mısınız? Kim hocam? George Soros. Evet, George tanıyorum. Soros. Ben evet. Tanımıyorum hocam. Biliyoruz ismen biliyorum. Soros denen bu adam. Çok zengin bir adam. Hayır tanıyorum ama ironi yapıyorum. Tanıyorum tanımıyorum. Ülkelerin içine girip iş karışıklık yaratıp belli adamları satın alıp belli elemanları şey yapıp o ülkedeki kaosların baş sorumlusudur. Örnekle kendi itiraf sivil olarak ifşa ettik, gösterdik, programlar yaptı Osman olabilir. Gökçek bu konuda. Ya bunu zaten dünya biliyor. Kendi itirafı da var. İşte 2003 evet. Yılında mı 2006 Gürcistan'daki iç karışıklığı ben tezgahladım diyebilecek kadar da pervasız bir adamdır bu. Şimdi bakın. Her zaman şunu düşünmek lazım. Türkiye sıkıntılı bir dönemden geçiyor mu? Geçiyor. Evet. Aşağımızda sıkıntı var, Suriye'de var, orada var, sıkıntı var. İnşallah aşacağız bunu. Bakın bir şey söyleyeyim. Türk hakemliğinde yapılan asla bana göre bir takımın şampiyon olması için değil ama bir takımın 25 milyonun huzursuz olması için bunu da sosyal bir sıkıntıya çevirebilmek için belli güçlerin işin içinde olduğunu düşünüyorum. Bunun için maalesef hakemler kullanılıyor. Ve maalesef Türk futbolunda da Soros bu adamdır. Yap Ulenberg. Şimdi ben Nihat Özdemir'e soruyorum. Bu adam niye Türk futbol hakemliğinin patronu? Niçin? Oradaki MHK'ler yetersiz mi? Çok uzun zamandır. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Hacettepe Tıbbın cerrahları, hocaları, profesörleri, beyin cerrahları örneğin. Yapamıyorlar da başlarında bir tane Amerikalı, Hollandalı, İsviçreli bir bilim adamı sen şöyle kes, sen şöyle mi kes diyor. Hayır. Eğitim alabilirsin oraya gidip. Evet. Buraya gelip seminer verip gidebilir. Doğru. Ama hiyerarşik olarak Türk hakemliğinin MHK'nin de üzerinde patronu olursa bu operasyonların bunun tarafından bana tezgahlanmadığını kimse ispat edemez. Şimdi Zekeriya Alp'e sorsan efendim o bir... Ya bak Zekeriya Alp. Ayrıca bir şey soruyorum sevgili Zekeriya Alp'e. Bunu asla hakaret anlamında söylemiyorum. Hazır olun Türkiye. İlk defa bunu açıklayacağım. Bu bir sorudur. O zümreye ait olmak da suç değildir. Ama soruyorum. Türk millet adadı. Biliyorsunuz benim dişim dilimin kemiği yok. Bakın namusu Fenerbahçeliler iyi dinleyin beni. Bu işin siyasi boyutu falan yok. O Ali Kaç'ın kendi hatalarını başka yere pas etmesidir. Ama hakemler ve VAR sistemi üzerinden Fenerbahçe'nin üzerinde çok ciddi oyun var. Belki bunun Nihat Özdemir'in bile haberi yok. Belki Apo'nun dediği gibi Nihat Özdemir'in haberi var. Soruyorum. Sayın Zekeriya Alp, 70 yaşında bir adamsın. Mason musun değil misin? Sana ne diyemezsin? Mesela bana sor. Mason musun? Hayatta masonun meyesini bilmem. Evet. Hayatım boyunca hiçbir cemaat, tarikat, bilmem ne, bilmem ne. Bir tek Faal Hekemler Derneği üyeydim. Tabip Obası'na üyeyim. Doktor olmam nedeniyle. Mamafı oradan da ayrıldım. Tamam. Şimdi soruyorum Sayın Zekeriya Alp'e. Ve Nihat Özdemir'e. Bak bu olmak suç değil. Mason olmak bildiğim kadarıyla Türk Ceza Kanunu'na göre suç değil. Var değil çok tanıdığımız var. Şimdi sevgili avukatım Bışar Özbey'e soruyorum. Çok var. Mason olmak suç değil. Var hocam çok tanıdığımız var. Önemli efendim yani. Bir cemaate sempatizan olmak bildiğim kadarıyla suç değil. Tamam şimdi soruyorum. Allah için soruyorum bu soruyu. Şimdi buradan bir yerlere geleceğim ben. Bak Mason olmak suç değil. Bunu hakaret anlamında eleştiri anlamında da sormuyorum. Şunun bir cevabını alayım. Sayın Zekeriya Alp, MHK Başkanı.
Zat-ı haliniz bir mason locasında üye misiniz? Buna cevap verirsin, hayır dersin, problem yok. Evet dersin, o zaman belki problem yaratabilirim, yaratmayabilirim. Şimdi cevap vermezseniz, yani Nihat Özdemir'e soruyorum. MHK Başkanınız Zekeriya Alp bir mason mudur? Hayırsa problem yok. Evetse problem kanunen mi problem yok. Lakin evet. Bütün her şeyi birbirine bağladığım vakit niye bayram değil, seyran değil, 70 yaşında bir adam Zekeriya Alp bu işi bu kadar kovalıyor? Asla para için değil. Hani yolumu asla, öyle namuslu adamdır. Hiçbir öyle bir düşüncem yok. 70 yaşından sonra bu nasıl bir egodur? Hani biz bu işi yapıyoruz ekmeğimiz için. 70 yaşında da Allah güç verirse yapabilirim. Bir eski futbolcu ikinci defa bu işi 70 yaşında torun torba sahibi, üstelik işi gücü olan bir adam niye kovalıyor? Ben önce bir soruma cevap alayım. Bakın Zekeriya Alp, benim telefonum biliyorsunuz beyefendiciğim. Bak burada duruyor. Yazın arkadaşlar. Bak, dur şimdi markayı da kapatayım. Benim telefonum burada duruyor. Sevgili Uğur Yurmaz Diyarbakır'dan kardeşimle mesaj yapmış. Saygılar. Soruyorum Zekeriya Alp, benim telefonumu biliyorsun. Evet masonum. Mason locasına üyeyim veya değilim. Bir cevap istiyorum. Değilsen problem yok. Masonsan kanunen problem yok ama bu dilin de kemiği yok. Şimdi Yap Ulenberg'in kim olduğunu bilir misiniz? Kendisiyle Katar'da 20 gün aynı odada kaldım. Körfez oyunlarında, Asya oyunlarında hakem olarak. O da aynı hakemdi, odada. Ben de. Yani, ya, odalar yan yana da her gün beraberiz. Yani. Beraber o bana yan çıktı, ben ona yan hakem çıktım falan. Zamanlar birbirimize yan çıkıyorduk. Derin bir adamdır. Dinini bilirim, söylememe gerek yok. Gerek yok. Bu işi ben asla. Herkesi şeyi kendine. Şimdi bunları ben bağladığım vakit bu iş iyiye gitti. Bir ülkenin cumhurbaşkanı bu kadar sıkıntısı problemi arasında. Kimse aptal değil, bu ülkenin istihbaratı var. Bu ülkenin koku alan önemli güvenlik bürokratları var. Muhtemelen Sayın Erdoğan'a dediler ki beyefendi iş böyle bir sıkıntı. Bu sıkıntı falan. Burada Ali Koç'un da ciddi hataları var. Aklı sıra. Yok kardeşim siyasetle yok. Geçin o işleri geç. Başka işler var. Şimdi bakın. Ben konudan konuya. Ulenberg Cuma bir günü Başakşehir, Beşiktaş. Biliyorum hepsini takipteyim. İstanbul'a girişini bile haberim var. Malatya Spor İstanbul'a girişime, girişinden bile haberim var. Nerede kaldığını da biliyorum. Günde kaç defa büyük abdest, kaç defa küçük abdest yaptığımda takipteyim. Korumayla gezi doğru mu hocam? Onu bilmem. Onu bilmem. Şimdi bakın. Gezi olayları ilk olarak Masum başladı, doğru mu? Yeşil. Hep beraber dedik ki hakikaten yıkmayın, yakmayın ağaç. Ama sonra birden piyanolar, miyanolar hep bunların Soros şeyleri. Global, evet, evet. İç karışıklık materyalleridir bunlar. Sonra Ukrayna'ya sıçramalar. Sonra Soros diyor ki Gürcistan'daki devrimi, kalife devrimi ben yaptım. Evet. Orada karışıklığı ben yaptım. Arap devrimi, Arap baharı. Türk futbolunda, Türkiye'de şey tutmuyor fazla. Mezhep kavgası. Halk çok soğukkanlı. Türk kız alımı, o da tutmuyor yani. Yıllarca kaşadılar. Tutmadı ya. Nereden vurabilirsin? Futbol topundan. Şimdi futbolda ciddi fanatizm var. Yani bir adam, bir Türkiye'de bir insan. Sen Laz'sın, sen Kürt'sün, sen Çerkes'sin, sen Rumeli'sin diye. Kimse kimseye soğuk falan bakmıyor. Herkes birbirine evlattı. Doğru mu? Doğru. Alevi Sünni. Herkes yemeğini beraber yiyor, evlenmişler. Ya buradan çıkmıyor. Ama Galatasaray, Fenerbahçe için kahvelerde millet birbirini öldürüyor. Yes. Ha demek ki buradan kaşıyabiliriz. Şimdi soruyorum. İki sorum var. Ulenberg Türk futbolunun Soros'u mudur? İki, Sayın Zekeriya Alp, zat-ı haliniz bir mason musunuz? Şimdilik bu kadar. Buyursunlar beyefendiciğim. Evet, evet arkadaşlar. Hocam. Ne geldi hocam? Soros'tan mı geldi? Hayır. Kimden geldi? İsmini vermeyeceğim. Çok ciddi bir istihbarat kaynağı. Türkiye'deki belli masonların, evet, o locada ismi Z ile başlayan masonların ismini iletti. Zekeriya Alp. Baba adı Raşit. Bir Zekeriya daha var. Soyadını söylemeyeceğim. Bir tane Zekai var. Bir tane daha Zekai var. Bir tane daha var. Zaim var. Zahit var. Zahit yukarı doğru Z'ler gidiyor.
Evet. Ayıp bir şey değil ki bu ya. Ya bunun ne alakası var? Bana gitmemekle tamam bundan bu ne alakası var? Küt diye nasıl geliyor? Hayır şey, hayır. Nasıl Ertem baba ayrı Ertem. Bak, tanırız bir sürü var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Mason tanıdığımız bir sürü dostumuz ayıp bir şey. Ya suç değil ki bu. Hayır bunun vara gitmeler. Niye? Vara anlatıyorum. Gitmeler yani. Ne yapacağız abi? Daha hayır, detay mı? Altındaki ismi hocam, de söylüyor. Çok detay, Açıksın o zaman abi, anlatsın o zaman ya. Ama anlamak istemiyorsun. Hocam anlat o zaman. Makro bakarıyorsun. Hocam bana düşünüyorum. Türk milleti. Evet hocam. Türk milleti. Birinci Dünya Harbi işaret fişeği neydi? Bir Sırp prensi evet, cephede evet, öldürülüyor. Evet. Halbuki o değil. O bir başlangıç noktası. Tamam. O yansıması en son. İkiz Kuleleri 5 tane Amerikan düşmanı, Arap çocuk, Suudi Arap çocuk mu patlattı diyorsunuz uçakla? Yalan. Yiyelim mi dünya bunu? Yok. VAR hakemleri dün 24 saat arayla birbirine çok yakın iki pozisyonda birine Fenerbahçe'ye hatalı gol attırıp çağırmayan, bir tanesinin Galatasaray aleyhine penaltı olması gerekirken %100 çağırmayan olay basit tırnak içinde dangalakça bir hakem hatası olamaz. Bir pilot uçağı indirirken ilk yapacağı şey tekerleği açar. Açmıyorsa bu işte kasıt vardır. Şu hakem hatalarını getirebilir misiniz? Evet Zekeriya, cevap bekliyorum. Nihat Özdemir sizden de. Eğer öyleyse buradan yürüyeceğiz.